Geşenenetten herkese iyi akşamlar. 21 Şubat günlerden pazartesi Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Barış Odabaşı, biletsiz binmek isteyen yolcuya müdahale ettiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Tepebaşı ilçesine bağlı Muhtalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı belediye halk otobüsüne iki kadın biletsiz binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise biletsiz yolcuları araca bindirmek istemedi. Bunun üzerine şoförle tartışan kadınlar bir süre telefonla konuştu ve Gökhan P. isimli şüpheli aracıyla durağa geldi. Otobüse binerek tartışmaya dahil olan şüpheli şoförü ard arda yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P. Otobüs şoförü Barış Odabaşı'yı ikisi bacağından ve biri karnından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Sonrasında otobüsten inen şüpheli geldiği araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralanan otobüs şoförü Barış Odabaşı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Gökhan P. ise polis ekiplerine teslim oldu. Başkan Yılmaz Büyükerşen ise sosyal medya üzerinden haftanın 7 günü özveriyle çalışan ve emekleri dolayısıyla her zaman minnet duyduğumuz otobüs şoförlerimizden Barış Odabaşı'nın görevi başında bile siz otobüse binmek isteyen bir yolcunun yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Barış'ın sağlık durumunun iyi olması en büyük sevincimiz. Adli sürecin takipçisi olacağımızın kamuoyunun bilmesini istiyorum ifadelerini kullandı. Şoförler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir'de taksi sayısının 467 olduğunu ve 40 yıldır sayının değişmediğini söyledi. Şoförler Odası Başkan adaylarından Kadir Ağır, Grand Düğün salonlarında basın toplantısı düzenledi. Burada söz alan mevcut başkan Suat Er, Eskişehir'de 467 ticari taksi olduğunu ve bu sayının da 40 yıldır değişmediğini söyledi. Er'in konuyla ilgili konuşması şöyle. Eskişehir merkezde 467 taksi vardı. Taksici esnafına altın yılını yaşattık ve de yaşatıyoruz. Bugün taksici bu yönetimin kıymetini bilmezse ben söyleyecek söz bulamıyorum. Taksi dolmuşu esnafına ben geldiğimde dolmuş durağı Rodop köftesinin oraya kadardı. Yıldız dolmuş durağı kuyu başındaki kahvenin oraya kadardı. Bunları da uzatabildiğimiz kadar son duraklarını uzattık. En önemlisi şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla bir tek ticari plaka sokmadık bu şehre. 40 yıl önce neyse şimdi de o. Biz ne taksicimize zevar getirdik ne de dolmuşçumuza zevar getirdik açıklamasını yaptı. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur seçimlerini tamamlayan e, oda seçimlerini tamamlayan Lokantacılar Odası, Kuaförler Odası, Bakkal ve Bayiler Odası, Kahveciler Odası ile Yaz Sebze ve Pazarcılar Odası başkanlarını ziyaret etti. Oda başkanları ile bağlı oldukları sektörlerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Çakır Özer ve Süllü, lokantacı, kahveci, kuaför, bakkal ve pazarcı esnafı başta olmak üzere tüm esnaflarımız artan enerji giderleri, maliyetler ve zamlar karşısına zor durumda. Artık esnafımızın sesi duyulmalı, enerjide yapılan zamlar geri alınmalı ve KDV sıfırlanmalı dedi. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakır Özer ve Jale Nur Sürlü oda seçimlerini tamamlayarak yeni yönetimlerini oluşturan esnaf odalarını ziyaret etti. Esnaf odaları başkanları ve yönetimlerinin talep ve sorunlarını dinleyen Çakır Özer ve Sürlü, artan enerji maliyetleri ve zamlar ile sektörün sorunlarını değerlendirdi. Çakır Özer ve Süllü, Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, Yaz Sebze ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ile Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve yönetimlerine başarılar diledi. Eskişehir'de haftalık koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 640 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu haritasını açıkladı. Tabloya göre Eskişehir'de haftalık koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 641,61 oldu. Eskişehir'de 29 Ocak 4 Şubat arasında vaka yoğunluğu 636,23 olarak kayıtlara geçmişti. Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun ifadelerini kullandı. Şoförler Odası Başkan Adaylarından Kadir Ağır basın toplantısı düzenleyerek yönetimini tanıttı. Şoförler Odası'na başkan adaylarından olan Kadir Ağır, Grant düğün salonlarında basın toplantısı düzenledi. Kadir Ağır, toplantıda Oda Yönetim Kurulu üyeliği, ardından da uzun yıllar başkan vekilliği olarak görev yaptım. Özellikle pandemi döneminde şoför esnafımızın mağdur olmaması için elimizden gelen mücadeleyi sergiledik. Bakanlık ve federasyonumuz ile esnafımıza yönelik daha iyi koşulların sağlanması için seferber olduk. Sorunlarımızı ve çözüm yollarını biliyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel işlere imza atacağız. Takdir ederlerse başkanımız Suat Erden devralacağı bayrağı daha üst seviyelere çıkartacağız dedi. Seyit Gazi ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kazandırılan stat, Seyit Gazi Kaymakamı Kutsal Baytağ'ın ilk santra vuruşu yapmasıyla hizmet açıldı. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Seyit Gazi ilçesine kazandırılan stat 1. amatör küme A grubunda Seyit Gazi Belediye Spor ile Adana Spor arasında oynanan futbol karşılaşmasıyla açıldı. Karşılaşmanın santra vuruşunu Kaymakam Kutsal Baytak gerçekleştirdi. Hizmete sunulan stat hakkında konuşan Seyit Gazi Kaymakamı Baytak. İlçemize kazandırılan spor tesisimizle sporcularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman centilmenliğin kazanmasını istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemize liglerde temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum dedi. Stadın ilk karşılaşmasında ise Seyit Gazi Belediye Spor, Adana Spor'a 3-2 mağlup oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin her yıl birçok kez düzenlediği doğa yürüyüşleri bu yıl Türkmen Dağı rotası ile başladı. Gençlerin spor yapmasına katkı sağlamak ve doğada bir arada vakit geçirmeleri için düzenlenen Türkmen Dağı trekking etkinliği için gençlik merkezi önünde buluşan 21 katılımcı Çamlıca Mahallesi'ne giderek yürüyüşe başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik rotada yürüyen gençler 1826 metrelik rakıma sahip zirveye yaklaştıkça karlı patikada yürüme şansını da elde etti. Yılın ilk doğa yürüyüşünde gençlere yürüyüş lideri Kaan İlhan gönüllü olarak eşlik etti. Gençlik Merkezi'nin her yıl birçok kez düzenlediği doğa yürüyüşleri bu yıl Türkmen Dağı rotası ile başladı. Kent merkezinde gençlerin gelişimi ve ilgi alanlarına göre etkinlikler düzenleyen Gençlik Merkezi, talepler doğrultusunda doğa yürüyüşlerinin de devam edeceği müjdesini verdi. Eskişehir Orman Spor ile Beşiktaş arasında oynanan handball maçı Karşılaşmasında olay çıktı. Bir taraftar gözaltına alındı. Bir saatlik duraksamanın ardından maç kaldığı yerden devam etti. Handbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Orman Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarı söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine maç iki kez duraklatıldı. Handball Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı. Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi. Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15'lik skorla Beşiktaş kazandı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.